İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Erdoğan bir seçim kazanma ustası. Tarihe de bu şekilde yazılacak. Girdiği her seçimi kazanan lider olarak. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise girdiği her seçimi kaybeden olarak çoktan Türk siyaset tarihine yazıldı bile. 2 yıldır var gücümle uyarıyorum muhalefeti. Erdoğan'ın seviyesinde Kılıçdaroğlu asla olamaz diye. Kemal Özkiraz, Merdan Yanardağ gibi adamların sözüne güvenip toplumun sesine kulak vermiyorlar. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yarışabilecek kapasitede bir adam değil. Vatandaşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmalı taleplerine kulak tıkadılar. Ekrem İmamoğlu zaten erkenden havlu attı. Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu diyerek aradan çekildi. Sonrasında Mansur Yavaş ismi ön plana geçince doldurdu otobüsüne yandaşları Karadeniz turuna çıktı. Onu da zaten eline yüzüne bulaştırdı. En yakınındaki adamın da yanlış yönlendirmeleriyle kocaman bir efsaneyi puf diye söndürdü. Ya her gün şehit haberleri geliyor. Aynur Doğan konseri verdiler. O konserden de sürekli CHP genel başkan yardımcıları, CHP'li milletvekilleri paylaşımlar yapıyor. Bu kafayla seçimi kazanmayı planlıyorlar işte. Son umut biliyorsunuz Mansur Yavaş'tı. Adama Van'da yapılan ilgiyi hepiniz gördünüz değil mi? Kürtler oy vermez diye yaygara koparıyordu CHP içerisindeki gizli HDP'liler. Sanki Kürtler HDP'ye oy veriyormuş. Tüm Kürtler sadece HDP'yi temsilcisi olarak görüyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar bir de. Algılar aslında ellerinde patladı Van ziyaretiyle. Ancak üzülerek bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Barış arkadaş TV 100 televizyona konuk oldu. Biliyorsunuz kendisi CHP eski milletvekilidir. Dolayısıyla bu adamın paylaştıkları yalan değildir. Barış arkadaş ne dediyse doğru çıkıyor. Kendisi aynen şunu söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dahil olmak üzere tüm belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda birleşti diyor. Yani Mansur Yavaş da aday olmuyormuş. Ekrem İmamoğlu ve Yavaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor. Herhangi bir makam talebinde de bulunmuyorlarmış. Barış arkadaş açıklamasında şunları devam ettiriyor. Şunları söylüyor. CHP'nin belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda birleştiler, hemfikir oldular. Yarın Kılıçdaroğlu altılı masanın toplantısına gittiğinde eli daha güçlü olacak. Genel hava Kemal Bey'e tam destek yönünde. Yani geçmişler ola. CHP'nin adayı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı rakip Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener'in bu oyunu bozması gerekiyor. O da adayımız Kemal Bey'dir derse Meral Hanım %15'leri hiç kusura bakmasın unutsun. HDP'den oy alacağız diye İyi Parti'nin milliyetçi tabanını, diğer muhalefet partilerinde yer alan sağ seçmenin içerisindeki muhafazakar tabanı küstürecekler. İlk turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışır. İkinci turda da CHP gibi düşünmeyen, Kılıçdaroğlu gibi düşünmeyen seçmenin %70'inden fazlası sandığa gitmez. Tüm CHP, tüm HDP seçmeni sandığa gitse bile siz ağzınızda kuş tutsanız yeniden Refah Partisi'nin, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin, diğer merkez sağ seçmenin, AKP'yi istemeyen diğer merkez sağ seçmenin hiçbirini sandığa Kılıçdaroğlu için götüremezsiniz kardeşim. Ne olur o zaman biliyor musunuz? Seçim çantada keklik diyenler, seçimi Erdoğan'a fark atarak Kılıçdaroğlu kazanacak diyenler büyük bir hüsran yaşarlar. 10. balkon konuşmasını da bir güzel dinlerler. Atı alan Üsküdar'ı değil bu kez Edirne'yi geçmiş olur. Yok Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark atıyormuş. Bunlar kocaman hikaye. İkinci turda AKP seçmeni organize bir şekilde sandığa gider. Tarihi bir farkla seçimi Erdoğan kazanır. Bir ay geçmeden de İstanbul Belediyesi'ne hiç kimse kusura bakmasın kayyum atanır. Ha Kemal Bey mi? O zaten emekli olacak. 75 yaşına adam merdiven dayadı. Yeni sistemde de hem Cumhurbaşkanı adayı hem milletvekili adayı olamayacağı için meclise de giremez. 10. kez seçimi kaybetmiş biri olarak çeker gider. Yerine ise çoktan hazırlık başladı bile. Canan Kaftancıoğlu'nu getirtir oraya oturttururlar. Bir 10 senede Canan Kaftancıoğlu ile muhalefet olmanın keyfini sürerler. Salıdan salıya laf soktuk derler. Konuşurlar. Polemiklere girerler. Eğlenir dururlar. Muhalefet yaptıklarını sanırlar. En iyi yaptıkları şey kayıkçı kavgası ve majesteleri muhalefeti yapmak.
Zorlarına giden bir şey olunca da canları sıkılınca AYM'ye koşarlar, Anayasa Mahkemesi'ne koşarlar. 20 senedir yaptıkları en güzel şey bu zaten. Muhalefeti değiştirmeden iktidarın değişmeyeceğini aklı olan herkes görüyor artık. Yılmaz Özil'in tonlarca yazısı var bu konuyla ilgili. Bunca hataya, bunca beceriksizliğe rağmen inatla bu muhalefete gidip tıpış tıpış oy verenler yüzünden bu haldeyiz. AKP'nin hiçbir suçu yok. AKP'nin ve Erdoğan'ın şansı karşısında beceriksizler sürüsü bir muhalefet temsilcilerinin olmaz. Vizyonu olmayan, hiçbir şekilde topluma umut olmayan, güven vermeyen bir muhalefet kitlesinin olması. Erdoğan'ın en büyük şansı işte bu. Erdoğan'ı iktidarda tutan zaten bunlar. Cumhur İttifakı'nın gizli ortağı olduğunu CHP Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkarırsa, İYİ Parti'de desteklerse göstermiş olacaklar. Hiç kimse kusura bakmasın, biraz gerçekleri gören, 20 senedir AKP'nin seçimi nasıl kazandığını gören, kitlesini nasıl organize ettiğini gören herkes Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şekilde Erdoğan karşısında kazanamayacağını görür. Erdoğan'la yarışabilecek bir adam değil Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını bile tesadüf eseri oraya aldı. Deniz Baykal devrildikten sonra kaset kumpasıyla pat diye geldi oraya oturdu. Benim genel başkan olma hayalim yoktu diyor. Armağan Çağlayan'ın programında röportajı var. Genel başkan hayali olmayan bir adama siz nasıl cumhurbaşkanı adaylığını teslim ediyorsunuz ya? Adamın hiçbir hedefi yok. Hedef olmayan bir adamın siyasette ne işi var kardeşim? Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Sizin Kılıçdaroğlu dediğiniz adam ikinci adam olabilir, üçüncü adam olabilir ama birinci adam olamaz. Liderlik vasıfları yok. 13 yıldır CHP'nin genel başkanı bu adam. Maltepe mitingini izleyin, açın izleyin bir bakın ya. Önüne kağıdı tutuşturmuşlar, kağıdı bile okumayı beceremiyor. Zaten kürsüye yapışmış kalmış, kürsüden de ayrılmıyor. Nasıl biz bu adamı cumhurbaşkanı adaylığında destekleyeceğiz de Erdoğan'ın yenmesini bekleyeceğiz? Erdoğan onu çiğ çiğ yer ikinci turda. Eze eze de o seçimi kazanır. Son umut Mansur Yavaş'tı. Mansur Bey de aday olmayacağını zaten söylemiş. Şu dakikadan sonra diyecek hiçbir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Seçim zamanı olur da İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu aday olarak desteklerse yapılacak bir sonraki seçimde bedelini İYİ Parti de ödeyecek. Sandığın dibine gömülerek. Şu an %15'leri %16'ları konuşuyoruz ya. İYİ Parti de tabanının sesine kulak vermezse hiç kimse kusura bakmasın. Baracın dibini boylayacaklar. Ve 1-5 sene sonraki yapılacak seçimde CHP dahil hiçbir muhalefet partisi, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen hiçbir muhalefet partisi, o altılı masada yer alanları da söylüyorum, o seçimde barajı geçemeyecekler. Toplum çünkü kendi muhalefet partisini oluşturacak. Oluşturmak zorunda. Tıpış tıpış siz gidip oy verdiğiniz için, tıpış tıpış bu adamın dediğine yapıp her seçimi kaybetmesine rağmen o koltukta oturmasına ses çıkarmadığınız için AKP kazanıyor. AKP'nin en büyük şansı da zaten sizlersiniz. Eğer ki siz 2., 3., 4., 5. seçimde muhalefeti cezalandırmayı becerseydiniz, başka umutlar başka partilere yönelseydiniz bunlar da kendisine çeki düzen verirdi. Ama biliyoruz ki 10. balkon konuşması yapılırken bunlar çıkacak, vekil sayımızı 10 kişi 20 kişi artırdık diyerek sizleri yine kandıracaklar. Sonrasında ise yapacakları ilk iş genel başkan yardımcılarını, il başkanlarını, ilçe başkan yardımcılarını değiştirmek olacak. Zihniyet aynı olduktan sonra, yapı aynı olduktan sonra, vitrin aynı olduktan sonra, lider aynı olduktan sonra bu adamlarla seçim daha çok kaybedilir. AKP'nin kaybetmesi için önce muhalefetin değişmesi gerekiyor. Buyurun ben her türlü iddiaya varım. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın yarışıp Erdoğan'ın kazanmaması durumunda ben Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyecek, bu kanalı da kapatacağım. Babamdan kalmış 3-5 bir şey var, onları da Kılıçdaroğlu'na bağışlayacağım. Her şeye bak iddiasına giriyorum. Rahmetli babamdan kalan her şeyi Kılıçdaroğlu'na bağışlamaya hazırım. Seçimi kazanması durumunda ama kazanamayacak. Belki de ikinci tura kalmadan birinci turda Erdoğan'ın kazanma şansı bile yüksek olacak. Öyle şeyler yaşayacağız ki. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yaptığı her hata CHP'ye oy kaybettiriyor. Bugün de çıkmış Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız, bunun için bize katılın. Selahattin Demirtaş'ı içeri tıktıran sensin.
Dokunulmazlık yasasına sen evet dedin. Sen canla başla Cumhuriyet Halk Partili vekilleri zorladın, o yasaya evet çıkarttırdın. Muharrem İnce uyarmıştı. Bu yasa muhalefeti vuracak. Muhalefetten kişiler tutuklanabilir demişti. Muharrem İnce'nin uyarısını sen dikkate almamıştın. Arşivler ortada. Sen dokunulmazlık yasasını meclise getir, çıkarttır. Ondan sonra da Selahattin Demirtaş tutuklanınca şimdi de ki Demirtaş serbest bırakılsın diye bize katılın. Açın bakın. Dokunulmazlık yasasına kim evet demiş, kim zorlamış? Ya bırakın Allah aşkına ya.